Adıyaman İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, Kahta ilçesine bağlı köylerde devam eden çalışmaları yerinde inceleyerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Kahta Kaymakamı Selami Korkut Ata, AK Parti Kahta İlçe Başkanı Bedir Yeni, İl Genel Meclis Üyeleri Oktay Bakır, Sırrı Köse ve Mustafa Kabak ile birlikte Aktoprak Köyü'nde devam eden köy içi kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyen Meclis Başkanı Mehmet Can Erdoğan, teknik ekip ve köy muhtarı Mustafa Demir ile görüşerek çalışmaları hangi aşamada olduğunu ve ihtiyaç talepleri üzerinde görüşme yaptılar. Konuyla ilgili bir açıklamada bulunan Meclis Başkanı Erdoğan, 2022 yılında il geneli köylerdeki çalışmaları da değinerek önümüzdeki süreçte de daha hızlı ve verimli hizmetleri il genel köylerine kazandıracağını ifade etti. Başkan Erdoğan, il özel idaresi olarak 2022 yılı içerisinde yaptığımız yatırım programları doğrultusunda hem hazırlanmış olan bütçe programı hem de köy DES ödenekleri hem de ek bütçeler doğrultusunda köylerimizin ihtiyaç ve taleplerine yönelik çalışmalarını yerine getirmeye çalıştık. 2022 yılının köylerimize hizmet bakımından gayet verimli bir yıl olduğu ve önümüzdeki yılda bu yıl ve geçtiğimiz yıllar ile benzer ama daha kapsamlı, hizmet kalitesi daha da artmış bir program ile aynı kararlılık ve istikrar üzerine köylerimize hizmet sunmaya devam edeceğiz. Devletimizin sunmuş olduğu bu güzel olanaklarımızı halkımız ile buluşturmaya ve onlara en iyi şekilde hizmet etme gayreti içerisindeyiz. Adıyaman İl Özel İdaresi olarak hem araç gereçlerimiz ile personelimiz ve teknik elemanlarımız ile hem de yapılan yatırım programlarıyla Adıyaman'ımızın geneline ve ilimizin en ücra köşesine devletimizin sunduğu olanakları ulaştırmaya devam edeceğiz. Sayın Kaymakamımız ve kıymetli çalışma arkadaşlarımız ile köylerimize ziyaret ederek köy muhtarlarımız ve köy halkı ile bir araya gelip hem ihtiyaç ve talepler üzerine istişare ettik hem de halkımız ile sohbet etme fırsatı bulduk ifadelerine yer verdi.